Futbolu tanımlamak adına çok fazla söz söylenebilir, benzetmeler yapılabilir. En klasiği ama en doğrusuyla başlamak istiyorum. Futbol sadece futbol değildir. Başta sevinç ve hüzün olmak üzere birçok duygu içinde barındıran spor, futbol. Bu videomuzda bu işin ehli olan isimlerin unutulmayacak sözlerine yer veriyoruz. Açılışı klasik bir sözle yaptık, devamını da öyle getirelim. 10 yıl içinde ayakkabı satıcılığından Avrupa Kupası kazanmaya kadar giden İtalyan teknik direktör Arrigo Sacchi'nin unutulmaz sözü. Eski futbolcu olmadığı adına gelen eleştiriler ve yergiler üzerine jokey olmanız için at olmanıza gerek yoktur. Madem efsane bir teknik direktörle giriş yaptık, ülkemizin efsanelerinden birine geçiş yapalım. Ülkemizdeki yabancı teknik direktör hayranlığı üzerine yorumda bulunan o isim. Evet, tahmin ediyorsunuz. Yılmaz Vural'ın unutulmazlar arasına kazınan o cümlesi. Yabancıların şeyinde boncuk mu var? Hayır, illaki yabancı hoca alacaklarsa benim Alman pasaportum da var. Bu favori sözlerimden biri bu arada. Yılmaz Vural'ın bu esprili sözünden başka bir söze geçelim. Eski Fenerbahçeli futbolcu Kemalettin Şentürk hakemler hakkında konuşmak istemediğini belirtmiş ama sanki çok da dediğini yapmamış. İşte o ilginç sözler. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum ama hepsinin Allah belasını versin. Burada bir hafif durup devam edebiliriz. Futbolun inanılmaz bir tutku olduğunu, milyonlarca insanın duygularını tetiklediğini ve farklı heyecanlar yarattığını hep söyleriz. Futbola ve oynadığı takıma aşık isimlerden biri Cristiano Lucarelli. Livorno efsanesi Lucarelli şu cümlelerle takımına olan bağlılığını ispatlamış diyebiliriz. Herkes Livorno'yu karımdan daha çok sevdiğimi söylüyor. Fakat bu doğru değil. Karımı da en az Livorno kadar seviyorum. Yine futbola olan bağlılığı, vazgeçilmez o tutkuyu anlatan bir söze daha değinelim. Efsane futbolcu Ruud Gullit'ten geliyor bu sözler. Ben futboldan ayrı kaldığımda ağzından emziği alınmış bir bebekten farkım kalmaz. Futbol diyoruz. Guardiola'dan da bahsetmemek olmaz. Ama Guardiola'nın bir sözüyle değil, onun için söylenmiş ama onu son derece iyi anlatan bir söz geliyor Brezilya efsane Dani Alves'den. Guardiola bana Camp Nou'nun tepesinden atla derse aşağıda buna diyecek bir şeyler olduğunu düşünürüm. Bunun ardına bir de Guardiola sözü ekleyelim o zaman. Dünyada mükemmelliyet diye bir kavram yok ama ben yine de arıyorum. Avrupa futbolunun efsane teknik direktörü Guardiola'dan sonra kendi topraklarımıza bir kez daha geri dönelim. Efsane kelimesini kullanıyorsak o isimlerin de bu videoda geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Söylediği sözlerle herkesi düşündüren tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş futbol adına çok farklı ve doğru bir noktaya değinmiş. Futbolu önceden açlar oynar, zenginler izlerdi. Şimdi zenginler oynuyor, açlar izliyor. Buradan da başka bir efsaneye geçelim. Fatih Terim. Açıklamalarıyla her zaman Türk futboluna damga vurmuş o isimden unutulmayacak bir söz. Bazen yürekli kayıplar, korkak zaferlerden daha önemlidir. Artık sona geliyoruz. Başta da söylediğim gibi duyguları harekete geçiren ve milyonlarca insanı birbirine bağlayan spor, futbol. Kapanışı da herkesin saygı duyduğu ve sevdiği bir isim olan Metin Oktay'ın unutulmazların en unutulmazı sayılabilecek sözüyle noktalayalım. Ben para atışı yapılacağı zaman hep dura derdim. Varsın, atamın yüzü yere değmesin. Bu ve bunun benzeri içeriklerin devamını bekliyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.